İnşallah ülkemiz için hayırlı olur. Sizlere de başarılar diliyorum. İnanıyorum ki buradan oraya gittiğiniz zaman halkımız, devletimiz sizden çok büyük hizmetler bekliyor. Yanlarına olmaktan mutluyuz, gururluyuz, şerefliyoruz. Bu konuda çünkü söz konusu olan millet, söz konusu olan vatan, ortak değerlerimiz fazla. Bu ortak değerler bizi bir araya getirdi. Zaten onun için bir aradayız. Bir yol, beraber bir yola çıktık. Ben 25 Haziran sabahı Türkiye'nin üzerine çok güzel bir güneş doğacağına inanıyorum. Hepiniz çok teşekkür ediyoruz. Biz hani bu ülkede gerçekten insanların daha mutlu yaşayabilmesi için, aynı zamanda adaleti yeniden sağlayabilmek için bu ülkede gerekli olanın toplumsal mutabakat olduğunu bilerek tüm partilerle görüşme yaptım. Önce biliyorsunuz bir tanesi de Demokrat Parti'ydi. Sizlerle bir görüşme yaptık ve bu ittifakta olması gereken, hani bu ülkede aynı amaç uğruna birlikte mücadele edebileceğimiz ve demokratik parlamenter sistemin gereklerini yeniden yerine oturtabileceğimiz bu masanın etrafında oturmayı kabul eden herkese bir ittifak kurduk ve bunun adına gerçekten sizlerin de geleneğinden gelen, bizlerin de asla vazgeçmediği Millet İttifakı adını koyduk. Şunu ifade etmek isterim. Bu ülkede artık insanlar kavgadan, siyasetin kirli dilinden, gerginliklerden bıktım sandı. Bu ittifakın bu ülkeye bir faydası daha oldu. Yani uzlaşı kültürünü getirmenin yanı sıra bir barış dili oluşturdu. Partilerin bu güç birliği, Demokrat Parti'nin, Saadet Partisi'nin, İyi Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı Millet İttifakı'nda oluşu dili de düzeltti. Bir barışı, barış havasını estirdi. Tabii bir başka önemli şey de şuydu, çoğunlukçu değil, çoğulcu demokrasiden yana. Yani millet iradesinin çoğunlukçu değil, çoğulcu olması gerektiği konusunda Millet İttifakı bu ülkeye bir ders daha vermek üzere. En başta şunu söyleyeyim, ayaklarınıza sağlık. Sizleri görmekten mutluluk ve onur duydum. Biz bu masalar, bu odalar çok vekil adayları gördüm. Ama şunu söyleyeyim, önemli olan vekil olduktan sonra da Mimarlar Odası'nın yanında olup, Mimarlar Odası'nın nabzını tutup, Mimarlar Odası'nın her türlü derdine çare olabilmek adına mecliste çözümler sunabilmek. Çizgilerinizin keskinliği, duygularınızın asiliği bu ülkeye yön verecek, onu biliyorum. O yüzden her sözcüğümüzde Cumhuriyet Halk Partisi'de de biz bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. İnşa bir mimarın ancak hayaliyle, onu biliyoruz. Ben sivil toplumdan geldim. Sivil toplumla ilişkilerim konusunda çeşitli sözler verdim 3 yıl önce. Aynısı geçerli yılda 2 kez meselesi. Evet, yılda 2 kez meselesi hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorum. Biz bunu tabii ki diğer vekil arkadaşlarımla birlikte daha sistematik hale çevirecek. Yılda 4'e çıktı. Evet, öyle söyleyelim. Her zaman sivil toplumdan gelmiş olmanın ağırlığıyla ve omuz omuza hareket etmiş bir örgütten gelmiş olmanın vakarıyla, ağırlığıyla hareket edeceğim konusunda endişeniz olmasın. Bu şehrin sorunlarını, öncelikle bu şehrin, sonra bu ilin, sonra bu ülkenin sorunlarını her platformda beraber çözüme ulaştıracağımıza teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Dilan kardeşimin söylediği gibi sanatla bilimin buluştuğu yerdir burası. Ayrıca ona bir ilave daha yapalım. Ülkeye en sorumlu mimarlar bakar. Yani sorumlu gözle bakarlar. Siyaset gözleri de vardır. Bunu da ekleyelim. Hani bilimin ve sanatın aynı zamanda siyasetin buluştuğu yerdir mimarlık.
Nasılsın? Merhaba. 24 Haziran seçimleri önümüzde var. Biz Makine Mühendisleri Odası olarak bunun bir açısı adaylık seçimi değil, tam tersine siz de bildiğiniz üzere bir yol ayrımı olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda biz Makine Mühendisleri Odası olarak Cumhuriyet rejiminin devam etmesi, hukuk, adalet, özgürlüklerin devam etmesi için açıkçası bir taraf olduğumuzu özellikle belirtmek isteriz. Çocuklarımız için, demokrasimiz için, laiklik için, barış ve özgürlük için oy kullanacağız. Şimdi söyleyeyim, siyasetçi olmayan yok. Öyle görüyorum. Genç arkadaşlarım bile siyasetin bizler içindeler. Hani makine nasıl olduğunu dişlilerin birbirine giren sıcaklığıyla harmanlamışsınız. Hani biz bu ülkeyi yönetebilme iddiasındaysak, bu ülkede 400 fabrika açma iddiasıyla bir Anadolu Kuşakları projesi geliyorsak ve bunun 400 fabrikanın 135'inin toplumsal barış tesis etmek adına Doğu ve Güneydoğu illerimizde olacağı iddiasıyla geliyorsak tabii ki biliyoruz ki bölüşeceğimiz bütün artı değeri oluşturacak makineler, ama o makineleri yaratacak bir baktığınızda çıkacak ürünü bizim hayal bile etmemiz mümkün değilken siz bunu üretiyorsunuz. O yüzden makine mühendisleri, mühendislerine bu ülkenin çok ihtiyacı var bu konuda kesin, ama değeriniz verilmemiş bugüne kadar. Hiçbir sivil hiçbir meslek odası üyesinin değerinin verilmediği gibi. Çünkü bu ülkeyi meslek odalarına üye olamayacak nitelikte insanlar yönetti bugüne kadar. Mühendisler aslında Türkiye'yi yönetmenin bir mühendislik projesi olduğunu biliyor. Yani siyaset bir mühendislik projesidir bence. Siyaseti en iyi yapanlar da proje üretmeyi en iyi bilen mühendislerdir. Biz şimdi sizinle bu Türkiye, yani Türkiye'nin projesini birlikte yapmak istiyoruz.